Selam olsun Anadolu sevdalarına. Sevgili izleyiciler, bulunduğumuz yer zamanında çok sulak olması ve su sığırcılığının fazla olması sebebiyle su sığırlığı söylene 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 günümüz adında Susurluk adını almış efendim. Susurluğun tostu malum, tostu çok meşhur, ayranı çok meşhur. Biz de Susurluk Süt Üreticileri Birliği Başkanımıza misafir olacağız. Birliğimizi tanıtacağız efendim. Şimdi Susurluk Süt Üreticileri Birliği'ne geçiyoruz. Evet Anadolu sevdalıları, Susurluk Süt Üreticileri Birliği'ndeyiz. Süt Üreticileri Birliği'mizde başkanımız, yönetim kurulu, birliğimizi tanıyacağız. Ne zaman yola çıkmışlar, bu birliğin hikayesi nedir? Öncelikle Susurluk Süt Üreticileri Merkez Birlik Başkanımız Recep Filiz'den bu bilgileri alacağız. Başkanım, ilk kez başkanım diyorum. Köyde evet, Recep Aga her yerde ama sonuçta da bir temsiliniz var, başkanlığınız var. Tabii. Nedir bu süt birliğinin yola çıkışı? Bunun hikayesi nedir? Tarihi nedir? Ne zaman çıktınız bu yola? Öncelikle çiftçi TV olarak hoş geldiniz Susurluğumuza. Bundan 2005 yılının son aylarındaydı böyle. Ben pancar küspesi pasosu satışı yaptım köylüye. Oradan köylünün içinde yıllarca durduk. Kendimiz de zaten üreticiyiz o şekilde. Gelip ağır bastılar ille kurbunu falan diye. O zaman da Türkiye'de 26-27 tane falan kurulmuş. Balıkesir'de bir tane kurulmuş. Ankara'ya genel merkezi kurmuşlar. Ali Koyuncugiller gelip ağır bastılar bana. Yöremizin insansı gel yapma etme. Ben dedim ya yaşlandım ben bırakın beni artık. Bizden bir şey olmaz. Yok illa Recep Aga falan. Köylüyle biraz yakınız ya. Tuttuk biz girdik. Ama sen için gire. Oradan engel, buradan engel. Çünkü biz belli bir yaştan sonra geriye dönüş olmuyor. Evet. Kaldırdın kafayı gideceksin. Bu evet. Bu şekilde. Bayağı bir uğraştık. Dosyayı alana kadar bayağı uğraştık. Sağ olsun Ali Koyuncu. Diğer arkadaşlar arkamızda durdu. Tuttuk biz birlik kurduk. Zorlandık hep haliyle. Koştur bakalım dağ tepe anlat. Anlat bakalım millete bunu. Evet. Velhasıl bir yoruldum. Dedim yaşlandım şöyle bir kenara çekileyim. Çekildik. Fakat insanlar bırakmıyor ki. Evet. Yerden aradan 3-4 yıl geçenden sonra. Halk seni istedi. Halk beni istedi. Bu arkadaşlarımız da hadi Recep Aga dediler. Birlikte gelin düş önümüze. Sen bu yolları gıcır yarmayı biliyorsun. Gıcır yarmayı hadi bakalım. Beraber dağ tepe koştuk. Tekrar seçimle geldik buraya. Bugünlere, bugünlere böyle geldik. Sıfırdan başladık. Hiç bir taraftan bir kuruş yardım şubu almamaksızın. Yani üyemizin destenle, üyemizin aidatınla, üyemizin belli bir kesintileriyle buralara geldik. Elimize geçen her kuruş parayı değerlendirerek süt tankı aldık. İşte soğutma, yani soğutma zincirini. Zincirini. Evet. Bunu tabii ona şey yaptık. Yani inanın ki keşke bir mayamız çok eskiden kurulmuş olaydı da Susurluk'un tüm sütüne sahip çıkaydık. Evet. Ne yazık ki imkanlar el verdiği kadar işte 40-45 ton kadar süde sahip çıktık. Hepsinin bazıları birliğimizden geçiyor, bazısını biz topluyoruz. Evet. Belli bir firmaya veriyoruz bu şekilde. Şu anda 12'de personelimiz var çalışan. Bir sıkıntı yok. İş yolunda. Biz zaten gıcır yara yara gelmişik. Bunlar bizim için basit şeyler. Müsaitim bana. Arkadaşlarımız da sağ olsun destekliyor.
birbirimize uyumlu çalışma içinde her türlü mücadeleyi verip, yani milletin sütünü değerlendirmek için şu, eğer ki bak şu süt birlikler olmayacak, devletin de şu katkısı var, süt kurutmaya büyük destek veriyor, evet. Eskiden dışarıdan ithal ediliyordu. Süt tozu, değil sütler mi? Mart ayında düşüyordu. Şurada 3-5 senedir öyle bir şey de yaşanmıyor. Evet. En azından süt kendini koruyor. Bu mücadeleyle böyle devam bunları edip başardık gidiyor. Başardık, başardık. Çok şükür bu yaşa rağmen. Evet. Demek bu yaşta da bir şey oluyormuş. Oluyormuş. Bunu ispatladık ya, daha doğrusu. Bunu ispatlayabildik. Reşadiye Köyü'ne, diğer köylere de süt desteklemesi olarak vatandaşın adına parayı getirip köylerde kendi eline teslim etti. Anlaşıldı ki Recep amca bahsettiğinden çok çok fazla emek verdi. Delikanlı oğlunla da görüştüm. Hürsen abla dedi. Babam dedi, nerede anlatılacak iş var? Hadi yollara. Gece gündüz demedi. Koştur babam, koştur. Tabii ki bu başarının arkasında Recep amcam sağlam ama ailesi de çok sağlam. Teyze sağlam. Tabii canım. Ona her türlü destek. Evlatlar sağlam, destek, bilinçli. Bu iş kolay olmamış sevgili izleyiciler. Anadolu evet. Sevdaları. Bu birlik evet. Kurulmuş ama yola çok zor çıkılmış. Evet. Her yerde böyle bir lider, bu tuttuğunu koparan başkanlara ihtiyaç var. Bizim sütümüz çok tabii ki önemli. Üstelik buralarda tonaj da çok yüksek. Balıkesir de lider kooperatiflere sahip, birliklere sahip illerimizden birisi. Bu manada da Filiz olarak başkanımız, Recep Ağamız güzel şeyler başarmış. Ben şöyle döneceğim kısım kısım, yönetimimizi tanıyacağım. Efendim nerede yaşıyorlar? Birliğe kaç yıldır hizmette bulunmaktadırlar? Ben mikrofonu vereyim şöyle. Başkan yardımcımızdan başlayalım. Susurlu'nun en uzak köylerinden birisi, 25 kilometre Bozyen köyünde doğup büyüme, şeker fabrikasından emekli ve şu anda da süt üreticisi olaraktan birliğimize yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Yapabildiğimiz hizmeti başkanımızla konuşmalarının aynısını ben de tasvip ediyorum. Ve desteğimiz başkanımıza sonuna kadar devam. Ben Muammer Koç, Susurluk Babaköy'de doğma büyümeyim. Aynı zamanda Susurluk Şerbet Bakası'nda emekliyim. Hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Ve aynı dediği, başkanımızın dediği gibi ekip halinde büyük bir başarına ilerlemeye devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben İbrahim Demirbaş, aynı zamanda Karşıyaka Mahalle Muhtarıyım. Süt Birliği yönetiminde muhasip üye olarak görev almaktayım. Yönetimimizle birlikte başkanımız başta olmak üzere uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Biz de müstahsil üyelerimize gerekli ilgiyi hep birlikte gösteriyoruz. Ben İbrahim Kayataş, Susurluk Reşadiye Köyü'nden. Aynı zamanda Süt Birliği yöneticilerindenim sağ olsunlar. Diğer arkadaşlarla uyumlu bir şekilde burasının idare yönünü, ne olacaksa onu oldurmaya çalışıyoruz. Tabii köy dediğimiz zaman çiftçilik, hayvancılık, bu aynı şeyi götüren bir duruma gelmiş oluyoruz. Tabii burada bir yükün altına girmiş oluyoruz ama iyi bir şey yani bu Süt Birliği'nde de bir yer almak. Hele hele böyle bir idareci olmak iyi bir şey. Arkadaşlarım hepsinden memnunum. İyiler yani. Şimdi başkanım bir şey daha ekleyecek. Evet. Ben tutayım başkanım. Şimdi biz bu birlikleri kurduğumuz zaman süt teşviği nasıl yazılır, nasıl çizilir, nasıl olur bunun örneği de yok. Sağ olsun o gün tarım ilçeye müracaat ettim. Tarım ilçe bize insan görevlendirdi. Her yolu böyle yani bir insan ne olursa olsun bunların hepsini bilemiyor. Mümkün değil. Sonra sıfırdan başladık biz. Evet. Ankara'da sıfırdan başladı. O gün sağ olsun Ali Koyuncu, diğer milletvekillerimiz de buna çok yardımcı oldu. Sıfırdan geldiği için biz burada çok risk aldık. Örneğin, taşın altına, taşın altına elimizi koyduk. Bankadan aldık parayı direkt. Belki suç işledik ama götürdük vatandaşın eline, gece gündüz demeden evine elden gittik. Bazı insanların evinin önüne oturup kahvesini çayını içtik, eline parayı teslim ettik. Yani risk almadan kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Ve Tarım Bakanımız şunu diyordu, yürük kervanı yürüdükçe yükünüz devam eder. Siz iyi niyetle yola devam edin.
Siz iyi niyetle yola devam edin, yürü kervanı, yürüdükçe yükünü, işini tamamlar derdi. Biz de buna inanarak, güvenerek bu yolumuza devam ettik. Bazı bunun engebelli yerleri de sıkıntı olsa elbette. Ama hayat bu şekilde renkli ve güzel oluyor. Evet. Hayat mücadeleyle. Bu şekilde mücadeleyle. Bundan da memnunum yani. Her ne kadar risk alsak, insanlar sağ olsun, bir şey yapabilmenin mutluluğu, insan bir dikmiş olduğu fidanın bir elmasını, bir meyvesini gördüğü zaman inan ki mutlu oluyor. Tabii. Bunun bir dalı kırıldığı zaman ben vicdanen üzülürüm. Biz buradan keşke daha gelirlerimiz yüksek olsa da daha farklı hizmetler yapsak. Ben üyelerimden, vatandaştan şunu bekliyorum. Başkan, şöyle bir derdimiz, şöyle bir arzumuz var. Biz bir yere gelmişken büyük bir aile olarak, 1700-1600 üye olarak şöyle bir şey geçiyor kafamızdan. Buyur önümüze düş, bunu yapalım. İnan ki mutluluk duyarım. Ben insanların içinden geldim. Buna çok müsaitim. Kendim de üreticiyim aynı zamanda. Yeterince elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Daha da bunu farklısını yapabiliriz. İnşallah. Ama imkanların oluştuğu vaziyette üyelerimiz yeter ki bana başkan şu derdimiz var desin. Ben de ondan mutlu diyorum nedense. Oldu, teşekkür ederim. Bizler de sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Güzel bir birlik. Başkanımın anlattığı gibi bir kırma masa, evden gelen eski sandalyeyle yola çıkılmış. Üyeleri de yönetimin de kale gibi durmuş başkanımızın arkasında, ailesi de. Güzel şeyler olmuş. Bir sürü başarılara, ilklere imza atılmış. Bugün geldikleri yerler çok daha güzel. Ve Recep Başkanım diyor ki, üyelerimle beraber daha güzel yollara yürümek üzere diyor. Biz de diyoruz ki, güzel bir birlik. İnsanlara diyoruz her zaman, birlik olun. Birlikten kuvvet doğar. Hani bir söz var, birliğim var, dirliğim var. Bu manada herkesi tüm Türkiye'de birlik olmaya çağırıyoruz. Efendim, ama süt, ama tarımsal kalkınma, ama diğer ürünlerde, hangi alanda, hangi üründe üreticiyseniz mutlaka birlik olun, sesiniz duyulsun. Sevgili izleyiciler, Susurluk Süt Üreticileri Birliği'nde birlik müdürümüzle beraberiz. Genç bir müdür, değerli bir müdür, çalışkan bir müdür. Kendisini tanıyacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. İsmim Metin Dikici. 2008 yılında süt tutma tanklarının başında göreve başladım. 2014'te müdürlüğe geldim. Şu an devam etmekteyiz. Güzel hizmetler veriyorsunuz. Kaç üyemiz var müdürüm? 1774 üyemiz var. Bunlara hizmet etmekteyiz. Çok güzel. Peki bu birliğimizin günlük topladığı süt tonajı ne kadar? Şu an 40 tona civarlarındayız. Evet. Evet. 40 ton civarında hizmet veriyorsunuz. Güzel bir birlik. Bu alanda verilen hizmetler çok güzel. Peki, biraz da yoğunsunuz. Ben sizin vaktinizi almak istemiyorum. Üyelerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Bereketli bir yıl diliyorum. Hastalıksız, sağlıklı bir yıl diliyorum. Biz de aynı şekilde tüm üreticimizin ürünü bereketli olsun diyoruz. Sütleri güzel olsun. Her gün daha iyiye gitsinler diyoruz. Ben Ebru Akbıyık, 10 yıldır çalışıyorum süt birlikte. 1774 tane üyemize hizmet vermiş bulunmaktayız. Görevim de süt muhasebesine bakmak, süt desteklemelerini düzenlemek. Susurluk Süt Birliği'nin küpeleme elemanıyım. İsmim Recaide Ağacı. Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum buralara kadar geldikleri için. Herkese hayırlı günler diliyorum.
Anadolu sevdalıları. Bu sevda bitmez dedik, yine düştük yollara. Yolumuzun esnasında Recep Aga'ya telefon açtım. Recep Aga, biz geliyoruz dedim. Tanrı misafiri, buyur gel kızım dedi. Ne kadar da şanslıyız. Böyle kalabalık bir aile, zengin bir aile, birkaç kuşak bir arada güzel bir iftar sofrasındayız efendim. Şimdi Susurluk Süt Üreticileri Birliği Başkanım Recep Filiz'in sofrasındayız, bahçesindeyiz. Recep Aga, bizi güzel ağırladınız. Nedir bu göbelin misafirlikle ilgili hikayesi? Nasıl karşılarlar? Şimdi bizim dedelerimiz, atalarımız Balkanlardan gelmiş, garibanlık çekmiş, Balkan savaşlarından sonra ezilmiş, büzülmüş. Bizim anneni geleneğimizdedir. Hiç tanımadığın bir insan dahi olsa bunu sofrasına alır, evine koyar, sahip çıkar. Çünkü atalarımız, dedelerimiz çok ezilmiş, şey yapmış, yokluk görmüş. Bugün Suriye'den nasıl kaçıyorsa insanlar, bir zaman bizim atalarımız aynı durumdaymış. Biz bunların hikayeleriyle büyüdük. Babalarımızdan, dedelerimizden. Bu hikayelerle büyüdüğümüz için bizim Göbel'imizin, insanının bilhassa bu sıcak yüzü Türkiye'nin her tarafına. Göbel'in örneğin İstanbul'da et, Ankara'da et, burada mezbahamız vardır. İnsanımız gayet sıcak, aynı yörenin insanı, kesinlikle akraba evliliği dahi yok. Tam %98'i, %100'ü olduğu gibi Balkan maceri, aynı yörenin insanı. Biz dedelerimizden, atalarımızdan böyle gördük. Bunu da böyle sürdürmeye uğraşıyoruz. Misafir geldiği zaman daha fazla mutlu oluyoruz. Böyle bir şey yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Biz de inanın çok mutlu olduk. Şimdi evlatlar var. Tabii. Gelinler var. Var, hepsi var. Torunlar var. Kaç evlat var, kaç torun var? 5 tane torun, 3 tane evlat var. 5 torun. 2 evlat yanımızda. Torunlarla birlikte hayvancılık ve tarım işinde çalışıyorlar. Kendi işimiz daha doğrusu. Evet. Onlara bir iş kurabildik. Böyle sürüyor. Biz aile olarak tam 10 kardeştik. Hay maşallah. 10 kardeş. Tamamen böyle. Hiç birbirimize kavga etmeden 15 dakikada miras üleştik biz. 15 dakikada. Çok zenginler, çok insanlar gördük. Zengin oldu ama bir türlü maldan mülkten dolayı birbirinin kalbini kırdı. Biz bunları göre göre büyüdüğümüz için bir de ailenin yapısı da çok sağlam olduğu için bugünlere böyle kimseyi darıltmadan, kırmadan bu şekilde geldik. Kalabalık bir aileden çıktığımız için kalabalık içinde ben mutlu oluyorum. İsterse 5000 kişi olsun hiç önemli değil. Öyle yetiştik, öyle evet, gördük. Evet. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Bilhassa sizlerin gelip soframıza misafir olmamızdan çok mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz ayrıca. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz de öyle. Sizin zaten bizi böyle karşılayacağınızı bilmesek ezana yakın bir vakitte. Tabii, Recep tabii. Aga ben geliyorum. Tabii, bir kaşık çorban var mı? Nasıl derim diyemem ki yani. Sen o sıcaklığı bize vermesen her tabii. gördüğümüzde. Allah razı olsun. Bir de ben yengeyi tanıyacağım. Bakalım senden memnun mu? Bir şöyle bir teyzeciğim sizi tanıyabilir miyim? Ben memnunum beyimden can. Adını soyadını bir alalım şöyle. Ben Fatma Filiz. Fatma teyzem kaç yaşındasın? 65 yaşındayım. Devamlı her gün kendi ailemle kırıma, bay evime memnunum ben. Hayatımdan memnunum. Hayatımdan diyorsun. Memnunum. Evlilikte kaçıncı yılınız? 46. yılımız. Hay maşallah siz platin, altın, bütün süreçleri tamamlamışsınız. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Şöyle nasıl geçti? Ömür nasıl geçti? Ömrüm küçüklükten çok gariplik çektim. Buraya geldim, görmedim. Görmedim. Ben çok fakir kızıydım. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Kıyamam abi. Bak Allah bir kere de sakın da yok. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Benim bir komşunnem vardı. Komşunnemin ayakları arkayaydı. Komşunneme ben giderdim o aykırı bana Zehra de aykırı giderim ondan. Zehra ekmekleri ben pazarladım kızım bana getiriver deyince bana bir somun ekmek bir tas yoğurt veriydi bana ninem. Kıyamam. Ben öyle fakirlikte geldim. Çok şükür bu kapıya geldim.
Kimsecikler beni azarlamadı. Kimsecikler bir şey demedi. Bugüne kadar geldim. 3 tane gelinim var. Ben üçünden de memnunum. Elese bir torunum var. Ondan hiç ayrılamayayım. Allah ayırmasın. Bana bu küçüğü hastaneden geldim. Bu 3 senedir benim ayağımın dibinde köle mübarek evlat. Allah köle. Ondan razı olsun. Allah razı olsun. Hepsi. Ama elese şu 4 tane o Karacabeyli çok sokulmuydu. Bundan 4'ü ayrı durduğu için. Ağla ağla ben acıkım kapıdan ayrılan bir yere gidecek olan benim arkamdan bir kere ağla ağla. Ağlamamazlık yok. Teyzeciğim şimdi senin yanında ya. Evet. Senin yanında eline doğdu denir ona. Tabii. Buradan ben anneme de Allah razı olsun. 2 tane evladım var. Kayınvalidem kendisi. Hani insanlar anlasın diye o benim her şeyim annem. 2 tane tabii. Çocuğumu nur gibi yetiştirdi. O olmasaydı ben böyle başarılı olamazdım. Gene Allah evlatlarımın lazım. Başında Allah onu başından eksik etmesin. Benim çocuklarım da aynıdır. Niye? Her şeyleri babaanneleri. Doğduğu günden beri belki anneleri yoktu yanında ama hep babaanneleri vardı. Çok değerli insan. Babaanneler bereket, babaanneler şefkat. Onların öyle, sevgisi öyle. Her şeyden bambaşka. Torun içinde diyorlar ama Allah kısmet eder bana da inşallah. İnşallah. Torun nasıl? Gene evlatlığım, Allah razı olsun evlatlığımı bir şeycik değmeyeceğim. Bak Bandırma'da birisi okuyor lise, üniversitede. Akşam telefon etmezse sabahleyin saat 9 oldu muydu muhakkak ki babaanneciğim nasılsın? Büyük torun. En büyüğü öyle. Bunlar da yanımda. Hele kızla çocuk ötekisi de o şişman olursa hemen gelir. Babaanne ne yapayım ben? Nasılsın be babaanne? Tarhana pişirdin babaanne? İlkin tarhanayı soru bana. Doğrudur. Şimdi sofraya baktım ben. Pek çok kişinin bildiği ama yine de bilmeyenler de çok. Bu yörenin meşhur tatlısı. Höşmerim. Teyzeciğim sen yaptın galiba. Bunu evet. Nasıl yapıyorsun bu tatlıyı? Bize bir tarif eder misin? İnekleri sağdık. Sağdıktan sonra süzdük. Süzünce azıcık ona peynir mayası akıttık. Aynı o peynir tutundu. Onun içine irmiğini koyduk. Şekerini koyduk. Ateşe koyduk. Ateşte karıştıra karıştıra o bir şey oluyor. Kararlaştırılıyor. Ondan sonra o pişti miydi indirin. Usul usul öyle bir kendini çeker. Çok güzel olur. Biz kendimiz yaparız, kendimiz yeriz. Yalnız dışarıdan olanlarda boya var. Bizimkinde boya yok. Biz doğalını yapıyoruz. Biz doğalını yapıyoruz. Yumurtanın sarısınla olayım. Oo. Yumurtanın sarısınla bu rengi bulayım. Evet. Ama gel gelelim öteki türlü olsa boya katıyla. Biz boya katmayız. Biz böyle gördük, böyle yapıyoruz. Böyle yapıyorsunuz doğal. Doğal oluyor bizimkinden. Teyzeciğim. Tarhananızı kendiniz mi yaparsınız? Kendiniz neler yapar. Yaparsınız? Kışa hazırlık ne olur? Bak şimdi. Biz şimdi tarhana dersin gene. Yoğurdu çalarız. Yoğurdu çaldıktan sonra unumuzu eleriz. Biraz domates, biraz biber, birkaç kafa soğan, 3-4 kilo nohudu pişiririz. Onun içine katarız unun içine. Onu yumruklarız adam akıllı. O bugün kardın sabahleyin gene devrisi günü bir hafta 10 gün onu devamlı yumruklarız. Onu yumrukladıktan sonra o bir şeye gelir kuvama. Kuvama geldikten sonra onu biz çarşafın üstüne ifak ifak parçalarız. Evet. O yellenir. Yellendikten sonra hepsini biz onun kefkirden geçiririz. Evet. Kefkirden geçirmezsek olmuyor. Kefkirden geçirsen çok güzel oluyor. Anladım. Onun kokusu ayrı, şeyi ayrı, katı onun tabi başka. Doğal, içerisinde tabii. Bütün vitaminler var. Tabii hepsi. Köyün yoğurdundan, tabii. Köyün nohutundan, her şey doğal. Hepsi. Tarhana hepsi. Da sağlıklı. Sabahları yapar mısınız, içer misiniz? İstemediğin gibi. Bak şimdi ben bu misafirlere devamlı ben tarhana pişiririm bak. Vazgeçilmez menü ha. Değil mi? Çorbamız vazgeçilmez. Katiyen vazgeçemem çorbadan. Hiç şeyimiz yok. Nasıldı burada gençliğinizde bu köy, yani bu belde, arkadaşlarınız, yarenleriniz, kına geceleri? O istemediğin gibi. 3 gün 3 gece. İleriden 3 gün 3 gece kına gecesi. Zor muydu buradan kız almak? Değildi. Değil miydi? Değil. Zor değil.
Değil, hiçbir zaman zorluk çekilmez. Çünkü birbirimizi bildiğimiz için kimse kimseyi zorlamaz. Kimse üzmeden, iki tarafta üzülmeden düğün mü olur? Düğün olur. Tevenin dayımın kızını verdik şimdi. Torununu. Biz hiç verecek gibi değildik. Çocuğun işi yok, aşı yok be ya. Ne yapalım? Yine verdik. Kız gitti. Verdi. Kız isteyeyim dedi. Be kızım işi yok dedi seydik de gene Meram almadı. Verdik, ne yapalım? Ne diyelim, Allah-u Teala geçim versin. Allah güle güle geçim versin. Versin. Gençlere iş versin. Cenab-ı Allah'a yani bir yastıkta kocasınlar. Amin. Burada sizin evlatlar da var, şimdi onlara da soracağım. Bu kardeşim zannedersem Höşmerim'in hikayesini ondan dinleyeceğiz. Ben şöyle mikrofonu vereyim kendisine. Şimdi bu program için ayrıca evimize, hanemize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Gelip buyurdunuz soframızdan. Bir kaşık da siz de aldınız. Şimdi bu bizim kendi yöresel yiyeceğimiz. Zamanın birinde tabii beyi askerde olan kişi geliyor. Hanımı da evinde ne bulunuyorsa işte sütüydü, irmiğiydi, ne buluyorsa bunları şekerine karıştırıyor. Beyine bir yemek yapayım, bir tatlı yapayım. Bu Höşmerim meydana geliyor. E tabi bu köyde olduğu için bunlar hep bizim kendi ürünlerimiz, kendi yoğurdumuz, kendi şekerimiz diyeyim artık. Bizim kendi yiyeceklerimiz, aynı şekilde tatlımız da, işte ayranımız da genelde köy yemeği, klasik bir yemek gibi gözükebilir belki ama bir şehirli insan için çok özlenen bir sofradır. Ama biz halimizden herkes birbirinden memnun. Öyle bu köy yerinde, beldemizde herkes birbirinden memnun. İşte benim ailem, misafirlerim, çocuğum, annem, babam. Ayrıca tekrar teşekkürler. Recep Aga. Evet. Ne bir şans, ne güzel bir şanstır böyle hanende evlatlar, gelinler, torunlar. Yani hepsi kanadının altında. Nasıl bir mutluluk? Vallahi biz böyle babamızdan, atamızdan böyle gördük. Yani kanat germek, ne bileyim biz öyle kalaba bir aileden geldiğimize göre öyle bir dağılınca aile, büyükler gidince bir boşlukta bulduk yani. Tekrar gerisi geldi tabii, torunlarımız, oğullarımız falan böyle. Ben ne kadar kalabalık görürsek o kadar mutlu oluyoruz biz. Nedense. Hala bu kalabalığa bıkmamışık. Çok Bastı şükür. Çabuk bir... Gene ama, şanslısınız. Evet, bir tanesi şanslıyız. Dışarı gitmiş. Tabii tabii. Hiç. Dışarı o da Karacabey'de burada. O da çok uzak. Yani biz ne diyorum bak 10 kardeş olarak büyüdük, yetiştik. Hiç kesinlikle kavga, gürültü, şu bu falan filan. Ne diyorum 15 dakikada miras birleştik. Çok varlıklı bir aile değildik ama rahmetli babamız akıllı bir insanmış. Vasiyetname yazdı ve 15 dakikada bitti. Gereni yerine getirdik, bitti gitti yani. Daha beri de vasiyetnamesi saklı durur. Kendi el yazısıyla saklı durur. Eski Osmanlıca ve kasada saklı. Defterin en iç yaprağından almış olduğumuz bir yaprakla kendi el yazısıyla yazdı. Hangi kızına, hangi tarla, kaç metrekare. Mesela bir kızına 8-10 dönüm düştüyse bir tarla, diğerine de eşit düşsün diye ona da iki küçük hisse düşmüştür mesela. Birine bir hisse 8-10 dönüm civarında düştüyse o şekilde yani çok dengeli bir dağıtım yani. Adil. Bahsetti teyzem. Nurlar içinde yatsın dedi. Kayınbabam dünya iyisi bir insandı. Bilgiliydi dedi. Son ana kadar dedi kendini, hesabını, her şeyini bildi dedi. Filiz ailesi köklü bir aile. Evet, köklü bir aile. İftar soframız Allah kabul etsin. Daha göberden bahsedeceğiz inşallah. Yemeğimizi yiyelim. Buyurun siz de devam edin. Tabii. Ben yanda gençler var, gelinler var. Onlara şöyle bir hal hatır sorayım dedim. Misafirlerimiz var. Şimdilik hepimize afiyet olsun diyelim. Programımıza devam edelim. Mendili
gece aniden baskın yaptık. Tanrı misafiri olduk Recep Aga'ya. Bugün de Recep Aga'nın doğduğu, büyüdüğü, misafir olduğumuz Göbel nahiyesinden, eski adıyla nahiye, şimdiki Göbel mahallesinde büyüklerimizle tanışacağız efendim. Tanıyacağız bakalım Göbel'de neler olmuş, hayatlar nasıl yaşanmış, neler olmuş. Bir bakalım bakalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Yakut. Göbelliyim. Kökümüz Bulgaristan'a dayalı. 93 mağduruyuz. Göbel'in kuruluş yapısı da 93 mağdurlarından oluşmaktadır. Birçoku mübadele ve anlaşmayla gelmiş. Bulunduğumuz nahiyemizde şu anda %98'ine kadar hepsi 93 mağdurudur. Bunların içinde istisna bir tekhane Laz'ımız var. Birkaç da Kürt, Diyarbakır kökenli insanlarımız var. Nahiyemiz kuruluşundan bu yana gelişmeyi kaybetti. Her gün küçülmekten yana. Bizim yetiştiğimiz zaman Göbel 100 bin üzerinde nüfusu vardı. Şu an 2500 civarında nüfusumuz var. Bu belediyemizi de aldılar. Şu anda belediyemiz de yok. Mahalle olduk. Bu şekilde Göbel'in yapısı kısacası. Evet, kuruluş dediğiniz kuruluş bayağı bir eskiye dayanıyor zannedersem. Şimdi 140 sene falan 1876, 73, 76, 93 harbi diyoruz. Oradan bugüne 140 yıllık, 145 yıllık bir mahallesi var. Ondan önce Göbel ismini Göbel'de yaşayan Bulgar kökenli bir zengin adamın ismi Göbel. Esas ismi biz Göbel olarak geçiyor. Değişe Göbel olarak geçti. Yani geçmişi 140 yıl öncesi de burada Göbel var yani. Evet. Onun da örnekleri var. Bizim çeşmelerimiz var. Biz büyüdük yetiştik. Bizim babaannelerimiz de büyüdü yetişti. Hep çeşmeler aynı. Öyle diyordular onlar. Gel oradan kalma diyordular. Anladın? Bulgarlardan kalma diyordular. Göbel'in yapısı kısa tarifiyle bu kadar. Evet. Peki neler yetişir? Göbel'de her şey yetişir. Biz tarım olarak biraz bu ova kesiminden geriyiz. Ağırlık olarak buğday, ayçiçeği. Peki Göbel'in eskiden diyeyim yani şimdi tabii gene devam ediyorum bilmiyorum ama adetleri nasıldı? Düğünleri nasıldı? Bizim düğünlerimiz de şu oluyordu. Şimdi nişan oluyor. O nişanın değişik türü çember örtüsü yaparlar. Nişandır onun eski ismi çember örtüsü. Şimdi nişan oldu. Ben ilk kez duydum. O zaman bizim nişan olan evde toplanır. Böyle o zaman şeker şu bu bir şey yok. Mısırı kazanlarda pişirirler. Herkesin önüne tepsiyle mısır verirler. Çember örtüsü yapılır. O iki kızla çocuğun nişanı sayılıyordu. İşte düğün geleneklerimizde hemen hemen hepsi kaybedildi, kalmadı kızım. Şimdi ya. İşte bir cazdı, cüzdü bir şeyler toplanıp yapıyorlar. Bu Göbel'in geçmişi eskiye dayalı. Bir sürü geleneklerimiz, göreneklerimiz arasında da işte karşında da bak o şeyin resmi var, Katrancı Pelvan'ın. Evet, biraz da pehlivanımızdan bahsedelim. Onun geçmişinden de kısacık bahsedeyim. Esas o da Bulgaristanlı. Bulgaristan'dan buraya gelme. Burada işte güneşlerin hepsine katılmış. Evet. Kurdereli var mesela Balıkesir'in. O da Balıkesirli. O Atatürk döneminde güneştiği için. Evet. O Cihan Pehlivan'ın sıfatını almış. Bizim Katrancı onlar o Kurderelilerle güneşmesine rağmen yok o zaman. Padişah döneminde saray pehlivanı olmadığı için geçmemiş. Yoksa pehlivan yani. Şeyde geçiyor. İşte oradaki resimleri var. Göbel'in girişinde bir tane de şey yaptılar oraya. Heykelini yaptılar. Evet. Oradan onun kimliğinle ilgili yazıları da var. Etimiz dedin. Burada etimiz çok meşhurdur bizim dedin. Bundan bize bahseder misin? Şimdi ben et konusuna başlamadan önce 1960 ihtilalinden sonra buradaki nahiye müdürümüz Mustafa Ediz Bilek buraya mezbahayı yaptırdı. Oo, Allah 60 yılında.
şu günkü röportaj yaptığımız yerin yanındaki kahveyi de 61 yılında yine nahiye müdürümüz yaptı. Büyük bir kahvedir. O dönem buralarda yoktu. Mezbahamız da aşağı yukarı 2000'li yıllara kadar, evet, bu çevrenin en büyük mezbahasıydı. Entegredir kesim, evet, salonuydu. Etimiz çok meşhurdur. Herkese tavsiye ederiz. Evet Recep Aga. Buyur. Doğduğun günden bugüne buralarda bir ömür geçti. Evet. Neler oldu? Anne nasıldı? Baba nasıldı? Recep Aga kaç kardeşti? Nasıl geçti bu ömür? Recep Agan 1947 Göbel doğumlu kendisi. Biz Göbel'in ikinci büyük ailesi olarak 10 kardeşiz. Aynı anne, aynı babadan. Bundan 8-10 yıl önce anne baba gitti. Biraz Recep Agan da dışarıda küspe ticareti yaptı. Birlikçilik, odacılık, bazı siyaset yaptık falan. Bunları gördükçe ben böyle olmayacağım dedim. Biz adam gibi çalışıp adam gibi şey yapacağız dedik ve bugüne kadar böyle geldik. Tuttuk, kurduk biz birliği. Ondan sonra Balıkesir ikincisi olarak kurdum ben. Ötekilerine de örnek olduk. Vay şuraya şu gelecek, buraya bu gelecek. Çok koşturduk. Yani bu birliklerin temelini oluşturmakta çok emeğimiz geçti. Evet. Ama helal hoş olsun. Ben de onu şuraya bağlıyorum. Ben hayvancıya 3 kuruşluk küspe sattıysam ondan 3 para elbette kazanmışımdır. Evet. Bundan ya dedim, millete olan bir diyet borcumu bu yaştan sonra ben ne yapacağım? Ya cami önünde oturacağım ya başka kahve önünde. Böyle. Ama sen duramıyorsun. Geldi gitti. Bir ara ayrıldım ben. Çekildim geri. İnsanlar tutmuyor ki. Tuttular, tekrar bizi attılar bu işe. Tuttuk yine 1,5 yıl önceydi, geldik. Bıraktığımız yerden topladık. Süt tankıydı, şuydu buydu, sütü biraz iyileştirdik, farklılaştırdık. Ben buna müsaitim de kendim. İki tane oğlum çiftçilik, hayvancılık yapıyor. İşi takip ediyor. Biz de... Süt birliğini takip ediyoruz. Ben de bu süt birliğini millet adına öyle takip ediyoruz. Ne yapalım işte. Allah sağlık sıhhat versin. Evet. Güzel hizmetler veriliyor. Burada sütümüzün tonajı da çok güzel. Kaç ton sütümüz var Susurluk'ta toplam? Birliğimizden geçen, komisyon aldığımız falan toplamı 40-45 tonu buluyor süt. 40-45 ton arası. Arasında. O şekilde. İyi bir firmaya tutunmuşuk. Gerçekten oradan personel olarak 12 personelimiz var. Çalışıyor. Araç filomuz ne? Kaç toplama tankımız var? Toplama tankımız 6 yerde var. Oo, 6 güzel, yerde var toplama güzel tankımız. Soğuk zincir her yerde. Soğuk zincir tabii. Soğuk harika zincir. Çünkü soğuk tabii zincir olmadan sütün tabii kalitesi düşük oluyor. Fiyatı işte, da o düşük çok oluyor. Önemli. O çok önemli. O çok şey önemli bir çok konu. Önemli. Siz bunu aşmışsınız. Evet. Açtık, açtık. Sıfırdan başladık biz. İnanın ki evden sandalye masa götürdüm. Sıfırdan başladık. Mücadele mücadele bugünlere buraya kadar geldi yani. Ne güzel. Bu yaştan sonra bu kadar. Ne güzel. Ama gittikçe de arttırmakta, iyileştirmekteyiz yani. Yani. Eskiden bu süt birliklerin görevi şu. Bundan 5-6 yıl önce Şubat ayında da işte Mart ayı geldi diyorlardı. Süt aşağı çekme cabası. Evet. Sonra devlet buna tuttu, şey yaptı. Süt konseyi kurdu. Süt konseyi kurdu. Kurutmaya süt verene teşvik verdi falan. Hiç olmazsa düşmedi. Evet. Tabi hani derler ya, ölmektense hasta olmaya razı olduk. Ama ne yapalım? Böyle gidiyor bu iş. Evet. Öyle çalışıyoruz yani. İyi bakalım. İnşallah daha güzel haberler duyalım Susurluk Süt Üreticileri tabii, Birliği'nden. Tabii. Yapılan çalışmalar güzel. Soğutma zincirini iyi yapmışsınız. Sütümüzün değeri yükselmiş. Üyelerimiz de memnun. Ben akşam bakarken resimlerde böyle evet kocaman bir bayrak gördüm Recep Aga. Neydi evet bu bayraktarlık? Ya bir de biz, ondan bahsedelim. Şimdi bizim çocukluğumuzda böyle bayrak. Tabii Ahmet Agam'la da yaş itibariyle o delikanlılığını, bayraktarlığını yaptı. Biz onlardan devraldık. Nedir üç mahalle işte bu var burada. Bayraktarlık neydi? Ya bayraktarlık işte. Düğünde. Böyle birkaç çocuğa başkanlık ediyor, şey diyor, cemiyetlere şenlik getiriyor, evet, o şekilde. Mesela gelin alıcıda ilk önce bayraktar mı gözüküyordu? Yani o, o en önde bayraktar. O toprak bastı mı alıyordu? Ha. Toprak bastı alıp delikanlı başı bayraktar. Bir birlikte olup o işi organize. Bayrak bizim tabii en büyük şirketimiz. Tabii.
Ne için yaşıyoruz? Bayrak için. Evet, evet. O bizim hala geleneklerimiz arasında kaybolmayan bir tek o şimdi. Biz mesela buradan her gelin avcıda bizim bayrağımız çıkar. Onu sormak istedim. Hala istemiştim. Devam ediyor. İkincisi mesela Ümre'ye gidecek, hacca gidecek insanlar bizim burada bayrakla geçirilir. Halen bayrak çeken her mahallede Göbelnaiye olduğu için 3 mahallemiz evet. var. 3 mahallenin 3 tane delikanlı başı bayrakları vardır. Halen. Bayraklarımız halen 3 tane çekilir burada. Evet. Her yerde düğünlerde de evet. Az önce söylediğim gibi Ümre olaylarında da kullanılır yani. Ne bayrak kadar en büyük simgemiz evet. daha ondan büyük var mı? Evet, benim dikkatimi çekti uzun böyle bayrak. Dedim yani düğünlerde işte şey ama baksanıza. Hacı'da da varmış bakın evet, her türlü her yerde. Hacı, Ümre, kaybetmediğimiz her yere. Özelliklerden bir tanesi o kaldı zaten. Evet. Evet. Diğerleri yavaş yavaş azaldı. Ay kayboluyor yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Recep Aga güzel şeyler anlattın. Amca evet. da zannedersem babanız 90 küsur yaşına kadar evet, yaşamış. Nasıl bir adamdı? Valla babamız babaları Kurtuluş Savaşı'na gidiyor. 5 yaşında babadan, 6 yaşında anneden kalıyor. Yetim garibi. Yani, savaş mahallü yetimi diyen mahalle ezilerek o şekilde çalışa çalışa 10 tane çocuk. 200 dönümde tarla yapıyor. Felasılı. Biz de onun devamını sürdürmek için öyle günün şartlarına göre mücadele ediyoruz. Sert işte. Miydi, şükürcü müydü, nasıldı? Şükürcüydü. Size şükrü öğretmiş. Tabii çok çok şükürcü, dindar, mütevazi. Çalışkan. Çalışkan, aşırı çalışkan bir insandı yani. Heybetliymiş de. Tabii haliyle zaten biz 10 kardeş, 100'den aşağı hiç yok bizde. Ama ablalarımız ama kardeşlerimiz olsun. O Bulgaristan'daki Filiz Nurullah'ın sülalesinden geliyor babamın. Evet. Şeyi. Anne de haliyle aynı anne babadan 10 kardeşiz. 100'den aşağı hiç yok böyle ama çalışmakta o biçim yani. Evet. Filiz Nurullah'tan da bahsedelim. Kimdir Filiz Nurullah? Filiz Nurullah babamın dedesinin abisi. Evet, kardeşi oluyor. Bizim sülalede baktığın zaman adama gel ben en küçüklerim biraderlerin içinde. O ırk devam ediyor yani oradan. Güreşçi miymiş? Güreşçi. Güreşçi. 2 metre 17 santim boy, 176 kilo kilo. Dedim ben Ahmet Taşçı'ya niye kalleş miymiş yoksa niye böyle dedim. Çok az güreşi var Recep abi dedi. Çünkü dedi onun gittiği yere pelvan kaçıyor dedi. Çıkamıyor dedi. Çok iri cüsseli olduğu için güreşi az. Padişah pelvan da değil kendi halinde böyle bu işi sürdürmüş. Pelvanların içinde de ilk defa Kabe'ye kısmetini götürüp acı olan yürüyle gidiyor o tarihte. O dindarlık babamıza bize kadar biraz bulaşmış yani. Çok şükür. Bizde az kalmış da babalarımızda vardı daha çok doğrusu. Şükür. Ne güzel böyle sohbet bir hayat oldu. Geçirdik. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Göbelimizin insanı güzel. Yüreği açık, sofrası açık. Çok sıcak. Yabancıya karşı kim olursa olsun Göbel kabul eder. Kim ne olursa olsun. Tabii memlekette her türlü insan var. Evet. O sonunda kendi gibi insanlar da bulur. Bulur mutlaka. Biz bilhassa üçümüz gelene hoş geldin de kabul ederiz. Kim ne olursa olsun. Öyle bir ufku açık. Kalmaz. Ufku açıktır Göbel'in yani. Biraz evet. farklıdır. Sofrası açık. Tabii, ufku açık. Gönlü açık. Gönlü açık evet. Allah evet. razı olsun biz de öyle çat kapı geldik. Çok ilgi gördük. Hatta otelde dediler misafir edelim. Dedik ki ne yapacağız biz oteli? Doğal, göz göz odaları olan, avlusunda herkesin gezindiği, bir tarafta ineklerin sesi, sabah erkenden horozların sesiyle güne günaydın dedik. Göbel'den mutlu uyandık efendim. Şimdi yanımda bir beyefendi daha var, bir amcam var. Onu da tanıyalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kamil Demirekan, 1950 doğumluyum. Çiftçilikle, hayvancılıkla, esnaflıkla uğraşan bir kişiyim. Evet. Nasıl göçtü size göre? Göbel eskiden nasıldı, şimdi nasıl veya çocukluğunuzda nasıldı? Vallahi eskiden işte biz yetiştik hep hayvancılık, çiftçilik, buğdaydır, gündönlüdür. Böyle bir şeyler ekiyor işte geçimimizi sağlıyoruz. Evet. Güzel mi geçti bu ömür? Güzel. Kardeşlerle, aileyle. 5 kardeşiz.
İki erkek, iki bayan, beş kardeşiz. Geçimimiz fevkalade güzel. Güzel. Halk kendisiyle barışık, eli barışık, açık. Barışık, çok, çok. Hiçbir komşuyla bir şeyimiz yoktur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz çok... de bunu gördük bizzat, geldik, misafir olduk. Bu ekip İyiydi. Misiniz siz şimdi? Evet, evet. Yeni deyim de kanka mısınız? Arkadaş. Arkadaş. Samimi. Çocukluk arkadaşı. Sadıç yani. Abimdir. Sadıç. Sadıç. Abimin sadıcıdır. Abimin sadıcıdır. Siz biraz daha gençsiniz o zaman. Evet. Tabii ben... Onlar 45 doğumlu, evet. Ben 50 doğumlu. Arada fark var. Ben kardeşi oluyor. Tahir Demirekan vardı. Burada 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Evet. Onun kardeşiyim ben. Evet, evet. Belediyemiz de kapandı. Belediyemiz kapandı. Ben daha önceden Ahmet abimle beraber 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptım burada. Hizmet verdiniz. Hizmet verdik. İşte. Bugünlere gelindi. Bugünlere geldik. Çok halen şükür. Hayvancılık var. Var, hayvancılık var. 2 çocuğum var. Çiftçiliğimiz var. Ayçiçektir. Yengem de yardıma eder mi? Yardım eder, eder mi? Çalışır mı? Eder. Yardım eder. Gelinler yardım eder. Oo, gelinler çocuklar. De sağ olsun hepsi çok mutlu bir aile olaraktan çalışmayı sürdürüyoruz. Ne diyelim? Göbeli insanı, pırıl pırıl insan. Kalpleri de bir atıyor, sözleri de bir, sofraları açık, pırıl pırıl insanlar. Biz de geldik, misafir olduk. Recep Agay'a misafir olduk. Sofrasında iftar yaptık, sahur yaptık. Allah razı olsun. Göbel'i çok sevdik. Yolu düşen düşmeyen herkes, Susurluğa 13 kilometre efendim Göbel nahiyesi, şimdiki adıyla Göbel Mahallesi. Tanımanızı istiyoruz. Bir uğrayın diyoruz. Bir çayımızı için, bir ayranımızı için diyorlar. Yola düşen herkesi güzel Göbelimize bekliyoruz efendim. Gözümüzde, dilimizde durmaz bizim. Biz sevdalıyız anamızı. Çok yol gidip az yorulmak yazılmış ya anamıza. Duraklar dost yüreği, katılımız sözleridir onların. Evet efendim, en güzel sevda Anadolu sevdasıdır dedik ve düştük yollara. Susurluk'ta çalışmalarımızı yaptık, süt birliğimizi tanıdık. Yönetimindeki değerli başkan yardımcısı ve yönetimini tanıdık. Hepsi güzel insanlar. Şimdi başkanım da bize eşlik etti. Susurluk'taki olan çalışmalarımızı tamamladık. En son başkanımız bizi uğurlayacak. Buraya kadar da geldi, zahmet etti kendisi. Efendim son olarak ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim, bu kadar zahmet ettiniz. Ramazan mübarek günde geldiniz. Bizi onurlandınız. Evimize misafir kaldınız. Hatırımızı saydınız. Gerekeni bize bir dostça şey yaptınız, toleranslı şekilde bizi mutlu ettiniz, Surluk'un tanıtımını, üyelerimizi, hepimizi mutlu ettiniz. Bugün de çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Biz yine de size beklerim. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine beklerim, yine beklerim. İnşallah, inşallah. Efendim, Susurluk, Balıkesir'in sütte lider ilçesi. Kalitesiyle, tonajlığıyla liderliği götürüyor. Ne diyelim? Susurluk'un çalışmalarına başarılar dileyelim. Çiftçisine bol bereketli günler olsun. Aynı zamanda tüm süt birliği başkanlarımız da güzel haberlerle, güzel çalışmalarla ekranlardan seslenmek üzere başkanlarımıza da selam olsun diyoruz efendim.